Değerli izleyiciler, bu akşam çok farklı bir ortamda, çok farklı bir abimizle beraberiz. Gerçekten hepinizin tanımasını istedik, bilmesini istedik. Bize anlatacağı çok şeyler var. Birazdan göreceksiniz. Gerçekten tarih evet, dolu, hazine gibi bir abimiz, Cafer abimiz. Bu arada biz Sans'tayız. Evet. Bugün Sans'ta iftara konuk olduk. Ardından da böyle tatlı bir muhabbete geçiyoruz Cafer abimizle. Evet. Evet. Cafer abimiz de olduğumuz müessesenin sorumlularından, baş sorumlusu diyelim. Evet. Sağ olsun bizi müesseselerinde ağırladılar. Çok güzel, mükellef bir iftar sofrasından sonra şimdi böyle semaver sohbetine geçtik. Dediğim gibi çok farklı şeyler duyacaksınız. Bizi izlemeye devam edin mi deriz? Yani başlamışlar, devam edin, evet. Bizi izlemeye devam edin. Şu an kadar izliyorlar, tabii. Cafer abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz biz de hoş geldik. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederiz. Ramazanınız hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederiz. Sizin de mübarek olsun. Allah razı olsun. Şimdi Semaver izleyicisi evet. Bu kadar ön şey yaptık. Kimdir bu Cafer abi diyecekler. Evet. Biraz sizden dinleyelim. Biz de bildiklerimiz kadar ekleriz. Çünkü sizin için anlatacağımız, söyleyeceğimiz çok şey var abi. Ama ilk önce Cafer abi kendi ağzından dinleyelim. Evet. Ben Sanslı Cafer istiyoruz. Sanslı Cafer. Öyle mi tanıtıyoruz abi? Evet. Sanslı Cafer. Artık buradayız. Evet. Ne kadar oldu abi buraya geleli? Buraya geleli, Sans'a geleli 22 yıl oldu. Evet, Fransa'ya ikinci dönemin 24 yıl oldu. 24. İki yıl. Montreux'da, buraya 77 bölgesi var. Montreux'da 2 yıl orada kaldım. Evet. Ve 22 yıl oldu da Sans'tayım. 22 yıl. Evet. Hep burada kaldınız. Hiç bir yere gitmediniz. Yok, bir yere gitmedim. Evet. Ne işle meşgulsunuz Celal? Ben orman işleri yapıyorum. Ormanda. Orman işleri? Evet. Ağaç kesmek. He. Yakacak odun. Kerestelik odun. Anladım. İşte bu şöminede gördüğünüz bu odunları biz kesiyoruz. Evlere ısıtıyoruz, insanları ısıtıyoruz yani. Kendi şirket orman derken abi gidip herhangi bir ormandan kiralayarak veya başka bir şekilde gidip kesme mi oluyor yoksa kendi ormanınız mı var, böyle bir şey mi? Şimdi burada iki türlü orman var. Bir devlete ait ormanlar, evet. Bir de şahıslara ait ormanlar. Biz hem devlete ait ormanları kesiyoruz. Hem de şahıslara ait ormanları kesiyoruz. Ama bu nasıl oluyor? Devlet kesilecek ormana karar veriyor. Bir ihaleye çıkarıyor. Hı hı. Biz de onu alıyoruz. İhale usulü. Ev ihale usulü. Bu şekliyle çalışıyor devlet. Veyahut da özelleşmiş insanlar, tanıdığımız insanlar var. Onlardan alıyoruz, kesiyoruz, 2 yıl kurutuyoruz. Ondan sonra evlere servis yapıyoruz. Anladım. Evet, livre yapıyoruz, dağıtım yapıyoruz. Bir de kerestelik. Aynı zamanda kerestelik, büyük meşe ağaçları. Tarla kenarlarına çit yapım, akasya ağaçları. Bunları kesiyorum. Bunun ticaretiyle uğraşıyorum. Sizin bir şirketiniz mi var, evet. Yoksa bir benim 24 yıl oldu da aynı zamanda şirketim var. Türkiye'den geldim, şirket kurdum, o şirketim devam. O şirket devam. Evet. Önceki işiniz de bu muydu abi, Türkiye'de? Ben esasında makine mühendisiyim yani. Makine mühendisi? Evet. He. Evet, şey olarak. Kereste işine girdim. ODTÜ mezunuyum. ODTÜ, Antep, Gaziantep mezunu ODTÜ. ODTÜ'nün. Tabii 85 mezunum. Maşallah. Evet. 85 mezunum. Aile, çoluk, çocuk, her şey hepsi, burada. Hepsi. Kaç çocuğumuz var abi? 5 çocuğum var. Maşallah. 4 kız, 1 oğlan. Muhammed en küçük oğlan. 4 kız, onları da evli. 6 torunum var. Kaç yaşındasınız abi? Ben 57 yaşındayım. 50. Evet, hayata çok erken başlamışsınız, evet, o zaman. 57 yaşındayım. Türkiye'den de memleket Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Evet. Çok evet. Güzel. Evet, Cafer abi, yavaş yavaş sizi evet. tanıdık, şey ettik. Şimdi bu içinde bulunduğumuz müessese bir kültür merkezi. Evet, hizmetimize ait kültür merkezi.
Buranın da sorumlusu sizsiniz. Arkadaşlar öyle söyledi. Estağfurullah. Ama resmi de sizsiniz değil mi? Devlet nezdinde de sizsiniz yani. Evet. Evet. Nedir bu kültür merkezi, buranın hikayesi? Evet. Arkadaşlar dediniz bunu şey yaptılar ama vardır bir hikmeti sizin seçmelerinde. Böyle biraz bu tarihi dinlesek. Şimdi şöyle oldu. Burası alınır iken, burası alınır iken bir şirket kurulması gerekiyordu. Bu da 3 kişiden müteşekkil. Bir tanesini beni seçtiler, bir tanesi Hüseyin abi seçtiler, bir de Ekrem kardeş var. Üçümüz birlikte SCI olarak kurduk ve bu müesseyi aldık. Evet. Binayı almak için kurulan evet, bir de 2013'ün 10. ayında burayı aldık. Evet. Burası eski bir tren garı. Eski bir tren garı. Evet. San Savinian tren garı. Burası belli bir zaman sonra özelleşiyor. Başka insanlar alıyor. Ama ne olarak alıyorlar onlar? Onlar devletten bunu devlet özelleştiriyor. Özellikle eve çeviriliyor. Ha, eve çeviriliyor. Evet. Eve tren çeviriyor. Garını alıp özelleştirip evet, eve çeviriyor. Tren rayları, tren istasyonu olmakla. Güzergah değişiyor. Güzergah mı değil? Evet. Güzergah değişiyor. Büyük, şimdi Sans'ın büyük ladarı var tabii. Evet. Büyük ladar oraya ihtiyacı temin ediyor. Köylere trenler gitmiyor artık. Buradan bütün köylere Tuva şehrine kadar gidiyor burada. Anladım. Evet. Şimdi, bir kavşak gibi değil mi burası? Evet. Evet orası. Bir kavşak gibi. Buradan bu eski tren yolu hatları kaldırılıyor. Yerine yürüme alanı. Yeşil kuşak yapılıyor. He. Evet. O tarihi dokuyu da şey yapmıyorlar yani. Bozmuyorlar. Bozmuyorlar. Hmm. Yani otel yapmıyorlar. Başka şeyler yapmıyorlar. Şey yapıyor. İnsanların hizmetine sunuyorlar. Peki burayı almak nereden aklınıza, nasıl de yani bir tesadüf mü yoksa böyle takip ettiğiniz bir yer miydi? Buna bir iltifat ilahi, hikmet ilahi diyelim, nimet ilahi diyelim biz buna. Evet. Yani biz kültür merkezi alma çabası içerisindeyken gözümüze rastladı gezerken ve baktık tabela asmışlar. Satlık tabelası. Evet, satlık tabelası atmışlar. Biz yanında sorumlu arkadaşımız vardı. İsmini söyleyebilirim evet. Bilmiyorum. Umut Emre Bey vardı burada. Onunla gidip baktık burada bir yer satlık. Etraf çok güzel. Buranın bir özelliği de etrafında hiçbir evin olmaması. Özel evde... Tren garı olmasından dolayı zamanında. Evet. Yerleşim yerinden biraz uzak kalmış. Uzak kalmış. Evet. Buradan ileride belediye evleri, valilik evleri var. Aşelemleri yani. Buradan geride de özel evler var. He. Tam buranın üstü birleştiği. Tam orta bir yere. Evet. Ve etrafı park. Evet. Etrafı park. Hemen yanında park. Yürüyüş yolu var zaten. Belki evet. Önceden tren yolu olan yer orası da olabilir mi bilmiyorum. Yani upuzun bir yayalara ait bir yürüme yolu var. Evet. Ya gelirken görmüştüm. İşte burası o değil tren hattı yayalara ait yeşil kuşak oluyor. Anladım. Evet. Buradan 7-8 kilometre yani şu an yeşil kuşak yürüme hattı var. Yani Sans'ın etrafını böyle oradan dolaşıyorlar. Böyle bir şey. Stratejik bir konumda o zaman. Daha sonra duyumlarıma göre burası bisiklet şeyi yapacaklarmış. Yolu. Evet, buradan Tuva'ya kadar böyle bir çalışma varmış. Parkur gibi bir şey oldu. Evet, yani. Bisiklet parkuru. Çok güzel bir çalışma. Peki tabelayı gördünüz. Evet. Tabelayı gördük. Dedik ki biz hemen tabelayı ters çevirdik. Kimse görmesin diye. Ve zile bastık, tık tık bir hanımefendi çıktı. Ha, içeri girerken tersine çevirdik. Evet, içeri girerken kimse görmesin. Biz satlık tabelasını evet, kapattınız yani. Evet, satlık tabelasını kapattık. Zili çaldık. Ve bir hanımefendi çıktı. Dedi ki burası satlık mı? Evet, satlık. Bakabilir miyiz? Biraz tereddütlü. Buyurun dedi. Girdik içeriye. Hoşumuza gitti. Dedik biz burayı alıyoruz. Fiyatı nedir? Şudur. O da şöyle olmuş yani nasip olacak ya. Bey ile ayrılmışlar. Bey ile ayrılınca burası paylaşmak için satmaları gerekiyormuş. Bu da bize şey oldu yani nasip oldu. Dedik biz burayı alıyoruz. Girdiniz, karar verdiniz. Karar verdik. Hemen orada karar verdik. Hiç tereddüt etmeden.
karar verdik. Çünkü fiyatı da biraz uygundu şeye göre. Evet. Ve akşam arkadaşların hepsini topladık. Dedi ki biz böyle böyle bir şeye karar verdik. Aklınızı helal edin. Burayı alıyoruz. Arkadaşlıkların hepsi de baktılar. Onlar da kalpler ısındı. Ve hep birlikte almaya karar verdik. Kültür merkezi olarak direkt düşünüyorsunuz evet. değil mi? Evet, yani? Evet. Abi kültür merkezi deyince daha çok burada kültür merkezlerinde ahlak eğitimi değil mi? Evet. Bunlar var. Dil eğitimleri belki. Evet. Ana dil eğitimleri var. Evet, sosyal faaliyetler. Sosyal faaliyetler düzenlerimiz oluyor. Yani Türk ailelerin çocuklarına yönelik. O zaman daha çok öyleydi. Şimdi bizim arkadaşların çocukları. Evet. Türkiye evet. Biz genelde tabii bu ilk itibariyle ben dediğiniz gibi şu an kendi en azından çocuklarımızı eğitmek. Evet. Ve birlikte çay içebileceğimiz bir yer. Evet. Bir aktivite yapabileceğimiz bir yer. Birlikte çocuklarımızla karışabileceğimiz bir yer. Sosyalleşeceğimiz. Fransız dostlarımızla buluşabileceğimiz bir yer. Onları davet edebileceğimiz bir yer. Onlara ikramlarda bulunacağımız bir yer. Ondan sonra tabii resmi bir yer burası. Evet, resmi bir yer. Yani devlet nezdinde. Evet. Nihayetinde belli bir zaman sonra da sizin hizmetin şahsen temsil edecek bir müessesimiz olması lazım. Evet. Ondan dolayı da böyle bir ihtiyaçtan dolayı burası şey oldu. Bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah. Şöyle, yani biz genelde Semaver'de özel sorularımız vardı ya. Şimdi ben Cafer abi gibi böyle hani eskileri bilen, eskiye dayanan, hatıralı olan bir abi olduğu için hizmeti nasıl tanıdığını ben aslında merak ettim. Evet. Acaba bir ona mı girsek? Abi sizin nasıl oldu yani? Fransa'ya geldikten sonra mı oldu yoksa Türkiye'den mi? Türkiye'deyken mi yolunuz kesişti? Evet. Nasıl oldu? Ben esasında camiye meyilli bir insandım. Türkiye'deyken? Evet. Ben yatılı okudum. Yatılı okulda din dersi öğretmenim vardı. O bize Allah'ı sevdirdi. Hangi şehirdesiniz? Maraş'ın Pazarcık ilçesi var. Ya orada mı oluyor bu olay? Evet. Pazar dedi, içinizde oruç tutan var mı? Tabii ben de annemle babamdan görmüştüm orucu. Bu bana bir şey oldu. Bir atı, yani bir çakmağın çakması gibi oldu. Hı-hı. Ben dedim hocam. Ve bu ortaokula yeni başlamıştık yani. Yatılı okulda. Ondan sonra yavaş yavaş camiye meyilli bir şey oldu yani. Daha sonra ortaokulda tarih öğretmenim vardı. Celal Sağır diye bir hocamız. Allah rahmet eylesin vefat etti. Onun yumuşak tavırları çok hoşuma gidiyordu. Ondan da çok etkilendim. Ve tabii namaza da yatkın bir insandım. Sonra üniversiteyi kazanınca Antep'e gittim. Antep'te devlet yurdunda kalırken bir arkadaş benimle bir yakın temasa geçti. İlgilenmeye başladı. İlgilenmeye başladı. Beni kafalamaya başladı. Evet. Öyle öyle deniyor. Evet. İlgilenme. İlgilenme diyelim biz ona. Şimdi ama o arkadaşımızı çok seviyordum. Neden çok seviyordum? Matematik dersi çok iyiydi. Fransızca dersi çok iyiydi. Evet, bütün dersleri çok iyiydi. Ben de dersi çalışmayı çok seviyordum. Ondan sonra 1-2-1-2 dedi ya istersen bizim ev orada çalışalım dedi. Bizim evde ders çalışalım arz edersen dedi. Gittim oraya. Oradaki arkadaşlarda farklı bir şey vardı evet. Yani. Bir hal vardı. ondan sonra temiz kalıpları çok temizdi. Bizim üniversite yurduyla. Öyle öğrenci evlerine benzemiyor. Evet hiç benzemiyordu. Bir iki gittim geldim. Baktım o da Mardinli Murat. Arkadaşım o Mardinli Murat. Murat acıkmıştı ama orada bir kuru ekmek buldu. Onu suya bandırdı yedi Murat. Onun o tavrı benim şeyime gitti yani. Dedim Murat yani hiç yapmadan kuru ekmeği atmadan çöpe atmadan bunu kırdı suya bandırdı yedi yani. Bir incelikti bana göre yani. Bir hassasiyet. Bir ince hassasiyetti. Sonra ben de bizim Murat dedim ben sizin yanınızda kalabilir miyim? Ve öylelikle Risale-i Nur'ları tanıttı. Meğer orası bir dershane miymiş? Evet. Yani? Orası Risale-i Nur dershanesiymiş. Evet. Sonra orada 2 yıl kaldım. Orada tabii Bayram Yüksel abiyi gördüm orada. Ali Uçar abileri gördüm orada. Mahmut Allahverdi abileri gördüm. Sungur abileri gördüm orada. Bütün büyük abiler geçmiş evet, yani orada. Orada gördüm onları. Daha sonra da Zaman Gazetesi'ne
okumaya başladım. Ve yavaş yavaş Hoca Efendi tanıdım. Ve 89'da Fransa'ya geldim. Burada Hoca Efendi'yi daha fazla tanıdım. Kasetleriyle tanıdım Hoca Efendi'yi. Ve 92 yılında da bizzat Hoca Efendi'yi Paris'te gördüm yani. Hoca Efendi ziyaretini gören, eşlik edenlerden birisiniz. Evet, orada bize de nasip oldu. Hoca Efendi'yi orada gördük. Ondan ne hissettiniz abi ilk gördünüz? Hoca Efendi'yi ilk gördüğümde hakikaten Hoca Efendi etrafındaki arkadaşlarımız ona çok hürmet ediyorlardı. Çok saygılı davranıyorlardı Hoca Efendi. O Paris'teki kaldığı yerin üst katında kalıyordu. Ziyarete gelmişlerdi. Avrupa turnesine çıkmıştım ben o zaman Hoca Efendi. Aşağı indi. Orada bir halka oluşturuldu. Bir sözcü vardı Hoca Efendi'nin yanında, o da Ömer Bey'di. Ondan sonra Ömer Bey sorular soruyordu, Hoca Efendi cevaplıyordu. Hoca Efendi verdiği cevaplar beni çok etkiledi tabii. Mesela o dönemde, 92'de, bugüne kadar yani biz Müslümanlar, özellikle Türkiye'deki hep kafamız aşağı doğru iniyorduk. Bugün biz aşağı indik ve yukarıya doğru çıkış başladı. Şimdi kafamız yukarıda, yavaş yavaş yukarıya tırmanıyoruz demişti Hoca Efendi o zaman 92 yılında. Öyle bir şey yapmıştı Hoca Efendi. Hoca Efendi'yi o zaman çok sevdim, Allah'ı var. Ve Hoca Efendi'nin sonsuz nuru beni çok etkiledi mesela. Evet. Hoca Efendi'nin sonsuz nurunu askerde bir günde ve iki günde okudum yani, bitirdim o çıktı dönemlerde. Maşallah. Şeye çıkmıştık, askerde eğitime çıkmıştık. Dedim, askeriye en çok kitap askeriyede okumuşumdur yani. Maşallah ya. Evet, askeriyede okumuşumdur. Çavuşum vardı bir tane, dedim sen şu çadırın önünde dikil, ben şu kitabı bitireyim içeride. Ben okudum, şimdi ben dikiliyorum, sen geç içeri diyordum. Öylelikle hem risaleleri hem de Hoca Efendi okuma şansım oldu yani. Maşallah ya. Hoca Efendi'yi çok sevdim. Yani Hoca Efendi, şimdi ben Risale-i Nur'ları tanıdığım için Hoca Efendi'yi çok sevdim. Çünkü Hoca Efendi'yi anlayabilmek için Risale'yi bilmek lazım. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Ayrı değil, bilakis o olmazsa anlaşılmıyor. Kesin onun uygulaması gibi belki. Gerek yani. Oradaki Risale'yi okuyan da Hoca Efendi'yi anlar. Yani ben yanında bir şey yapamam. Kesinlikle. Ama Hoca Efendi'yi anlar. Kesinlikle katılıyor. Bundan dolayı ben Hoca Efendi'yi çok sevdim. Böyledir. Benim hizmet tanımım bu abi. Maşallah. Başka sorunuz var mı? Yok, şimdilik yok abi. Buradan şeyden geldik tabii, bu kültür merkezimize. Evet, kültür merkezinden. Yani burası hakikaten Cenab-ı Hakk'ın hizmete vermiş olduğu bir büyük bir nimet yani burası. Kaç tarihinde aldınız abi burayı? 2013. 2013. Evet. 11 yıl oldu. 11 yıl oldu. Biz burayı aldık. O günden bugüne de faal halde. Çok güzel hayırlara vesile oluyor. O sıkıntılı dönemde burası vardı o zaman. Evet. O sıkıntılı dönemde bir sene önce, yani bir sene önce aldık burayı. Evet. O da farklı bir nimet. Eğer belki o sıkıntılı dönemde olsaydı belki alamayacaktık. Evet. Yani sonraya kalsa değil mi? Ya, evet. Evet. Bir sene sonraya kalsa alamayacaktık. Evet. Hatta bazı bize destek olan o dönemdeki, şu an bir kısım toplayan arkadaşlarımız vardı, evet, yani. Evet. Onlar dedi yani şimdi orası şey olacak mı yani, yaşayacak mı orası? Orası yaşayacak mı? Biz yaşadıkça yaşayacak, evet, dedi. Evet. Öyle dediniz değil mi? Evet. Orası Allah'ın izniyle yaşıyor da. Hatta çok zorluklara nispeten yaşıyor yani. Nazaran neler, yaşıyor. Neler yaşadı abi? Neler oldu kurulumunda? Evet. Güzel hatıralarınız illaki, evet, vardır. Evet, güzel hatıralar çok fazla. Yani çok heyecanlıyız tabii. Bu müessesemiz Fransa'da birkaç müesseseden birisi yani. Evet. Bir de şu var. Bulunduğumuz bölgelerde cami olduğu için hakikaten bu müesseseyi yaşatmak o kadar kolay değil. Evet. Yani onu bir şey yapalım yani. Caminin bulunduğu yerlerde şeyle çok oluyor. Yalnızlıklar çok fazla oluyor. Hı. Bundan dolayı onun zorlukları çektik, çekmedik değil. Kurulumunda neler yaşandı, evet, nasıl oldu? Yani herhalde
sayı olarak bilmiyorum kaç kişiydiniz buralarda ama herhalde çok bir sayı yoktu. Evet. Burası tabii böyle değildi hocam. Burası mesela dış duvarlar yoktu. Biz bunu sonradan yaptık. Ondan sonra izolasyon kısmı yoktu. Sonradan yaptık. Camları sonradan yaptık. Her şeyi sonradan yaptık. Bir nevi yeniden yapmış gibi olduk yani. Yani hizmete layık bir müessese oldu yani. Ama herkes elini taşın altına koydu. Kesinlikle efendim. Fedakarlıkta isterseniz birkaç hatıra anlatayım. Keşke. Yani şimdi, birkaç tane hem de vermek. İsim önemli mi bilmiyorum, vermek uygun olur mu? Mesela, olmasa da olur. İsim bir arkadaşımız, biraz önce de bir yerde anlatmıştım. Bir arkadaşımız burayı alırken dedi ben izine gideceğim. O sene daha çalkantılar yoktu, böyle şeyler yoktu. Biz olur dedik ama paraya ihtiyaç vardı. Düşündü, o da bizim arkadaşlarımızdan, şu anda da hakikaten samimiyetiyle devam eden bir arkadaşımız. İşin içinde bulunan. O gece yatamamış. Bir gün sonra geldi, dedi ki bu izin param benim, dedi. İzin için ayırdığı para. Evet, izin için ayırdığım para. Bu, dedi, hanımın kolundaki bütün altınlarım, getirdi. Bizim buraya teslim etti. O hakikaten buranın şey oldu. Ateşleyicisi oldu. Burayı almadı. Böyle bir hatıra yaşadık. Başka bir arkadaşımız, Türkiye'de hakikaten güzel bir arazisi varmış. Onu sattı, parasını tamamını getirdi. Evet. O da verdi. Öylelikle samimi arkadaşlarımızın, güzel arkadaşlarımızın o güzel niyetleri sadakayı cariye de. Evet. Bu müessesemizi nasip etti bizlere. O zaman hakikaten arkada Paris'teki arkadaşlarımızın çok desteğini aldık. Sağ olsunlar, ona çok destek oldular. Geldiler, sürekli ziyaret ettiler. Bize zarf gönderdiler. Böyle biz de onlara dedik, siz bize sahip çıktınız. İnşallah sizler böyle şey niyetlediğiniz zaman ilk önce bize geleceksiniz, dedik yani onlar. İnşallah bütün Fransa'nın birçok yerinde de inşallah böyle güzel müesseselerimiz olur yani. Yani bize güven geliyor müesseselerimiz olunca yani. Tefrişatı ile ilgili de galiba evet. Güzel şeyler olmuş, yaşanmış şeyler. Mesela buranın oturma, çocuklarımız burada kamp yapıyorlar. Evet. En az 10 kişiyi, 11 kişiyi ağırlayabilecek bir şeyimiz var yani burada. Kamp kapasitemiz var. Evet. Bu çocuklarımıza iyi ortam hazırlamamız lazım. Misafirlerimize iyi ortam hazırlamamız lazım. Fakat meşhur bu kanepelerimiz, yataklarımız çok elverişli değildi çocuklarımızın konforuna. Evet. Biz bunları dinleme ihtiyacı duyduk ve arkadaşlarımız sağ olsun fedakarlıkla evlerini almadan müessesemize bu şeyleri aldılar. Ama biz de bu arkadaşlarımızda bu gayreti gören satıcı arkadaşlarımız dedi ki madem siz buna niyet ettiniz, biz dediler bu 6 tane en azından koltuğun parasını almıyoruz, biz hediyemiz dediler. Yani. Sonra buraların kameraları takılması lazımdı. Kanalda bayağı bir yük tutuyordu. Biz paralarını hazırladık. Arkadaş taktı. Dedi ki sizden para istemiyorum, ben ödeyeceğim, dedi. Allah Allah. Evet böyle o oldu. Gayreti görünce insanlar demek ki çorbada bir kaşık tuz da benim olsun dercesi. Evet, mesela mutfak. Bizim mutfağımız Paris'teki bir arkadaşımız. Yine Paris'in çok desteğini görüyoruz yani biz hakikaten. Orada bir mutfak işi yapan bir arkadaşımız geldi, mutfağını yaptı, yeni, modern ve hiçbir para istemeden bize hediye etti yani. O az gayretler bakın nerelere ulaşmış yani maşallah. Evet. Yani bizim arkadaşlarımız hem şu anda burada 10 kişiyiz, hem bu müessesemizi Cenab-ı Hakk'ın izniyle muhafaza ediyorlar, hem de başka yerde ihtiyaç sahipli arkadaşlarımıza el uzatıyorlar yani. Rabbimiz de bereketlendiriyor, işlerimizi rast getiriyor. Hakikaten biz korkmadan verirsek Rabbimiz daha cömert. Siz onu yaşadınız mı abi? Yani biz onu tecrübe ettiniz. Onunla yarışa girmemek lazım diyorlar ya. Kesinlikle. Hakikaten her zaman bu elin üstünde o el var yani. Hakikaten. Rabbimiz hiçbir abi bunu şey yapamaz. Ben verdim, bende eksilme oldu. Diyemez. Cenab-ı Hak bizi veriyoruz,
işlerimizi muhafaza ediyor, ailemizi muhafaza ediyor, yola gidiyoruz bizleri muhafaza ediyor. Yani verdikçe o daha çok veriyor. Evet. Elhamdülillah. Burada neler yapılıyor yani şey faaliyetler olarak çocuklara bakan yönüyle, size bakan yönüyle? Evet, haftalık pazar günleri hem bizler bir araya gelip sohbet canlanımızı yapıp çayımızı içiyoruz. Evet. Aynı zamanda çocuklarımızın Türkçe ve ahlak desteği de veriliyor pazar günleri. Hem biz şarj oluyoruz hem de çocuklarımız eğitimini alıyor pazar günü. Yani bu eğitim ve kültür merkezi burası. Hı hı. Eğitim ve kültür gibi. Çocuklarımızı eğitiyoruz, eğitmeye çalışıyoruz. Kendi çocuklarımızı en azından bu dönemde. Ve abilerimizi de muhafaza ediyoruz. Haftalık şarjlarımızla yani. Birincisi bu. Yani kendimizi muhafaza ediyoruz, ailelerimizi muhafaza ediyoruz burada. Evet. Bu faaliyetlerimiz var. Burada değişik zamanda aylık mutat ailelerimizle birlikte yemeklerimiz oluyor. Hmm. Ailelerimizle birlikte. Onu iş yapıyoruz. Fransız dostlarımızla diyalog yemeklerimiz oluyor. Onları yapıyoruz. Ondan sonra hocam bu gibi ihtiyacımız olan faaliyetler yapılıyor. Çocuklarımız işte değişik zamanda seyahatler yaptırıyoruz çocuklarımıza. Evet. Eğlence yerlerine götürüyoruz. Meşru eğlence yerlerine çocuklarımızı. Çok güzel. Aynı zamanda burada belli dönemlerde eğlence de yapıyoruz. Hmm. Saz çalıyoruz. Hmm. Türkü söylüyoruz yani. Hmm. Meşru daire keyfe kafi. Güzel. Meşru daire keyfe kafi. Evet. Meşru dairede. Öyle marifetli arkadaşlar da var. Var var. Ramazan Bey var. Öğretmen Ramazan Bey. Paris'teyken. Bizim bölgede var. Evet. Tamam. Ramazan evet, Bey geliyor. Burada bana saç çalıyor yani. Ramazan abi de buraya gitmişler, evet, getirmişler. Evet. Bizim hangi bir büyük abi de katılmıştı ona. Necdet İçen değil de Yunus. Sizin öyle bir programı orada katıldı. Sazlı sözlü. Bizim ailemize o da katıldı. Ben Ramazan'dan ifadesini alıyorum. Da bizim gruba geliyor. Evet. Bizim çayla beraber. Ramazan. Beraber yani, o çayımızı içiyoruz. Öyle yani. Burası diyalog. Birlikte yaşam. Eğitim, evet, seyahat, maşallah, bu gibi faaliyetler. Yani hizmetin abi, bütün bu evet, Fransa genelde yapılmaya çalışılanların bir numunesi gibi aslında. Evet, hepsini evet, çok güzel evet, yerine getiriyorsunuz. Maşallah abi, ne güzel. İnşallah sizlerden alacağımız ilhamlar, örneklerle daha da geliştireceğiz. Allah razı olsun. İnşallah. Ben sabırsızlıkla bir yere gelmek istiyorum. Evet. Daha önceden aldığım bir tüyo var. Evet. Şimdi Sans'ta abiler zaten sayıca çok değiller. Evet. Diyelim ki diyor birisi gelmedi. Yani çaylardan biraz evet, uzak kaldı. Bunu yani kendilerine has bir çözme şeyleri var. Ben bilmiyorum, bulmadım onu. Evet, taktiğimiz var. Taktik mi? Evet. Bir taktikleri var, bir usulleri var. Usul daha güzel. Şimdi müsaade ederseniz biz bunu yavaş yavaş dinleyelim. Bence bütün bölgeler bunu deneyebilir. Gerçekten. Patenti buraya ait. Patenti buraya ait. Patenti evet, sana ait. Birisi gelmedi abi. Ne yapıyorsunuz? Evet. Şimdi bizde Ahmet abi, Ahmet Özer abiler buraya 3 defa geldiler bizim buraya. Sans'ın da çok nasipdarmış Sans demek ki. Onun duasını aldı Sans. Şimdi bizim abiler hakikaten birbirlerini, öz kardeşlerini daha fazla seviyor. Maşallah. Ben bunu şey yapabilir miyim? Allah dirliğinizi, evet, birliğinizi evet, bozmasın. Maşallah. Çok güzel. Ahmet abi dedi ben burada bir difak ve ittifak ve ihlas görüyorum dedi. Maşallah. Bunu muhafaza buyurun dedi. Ben burayı çok sevdim dedi. O birlikteliğini zaten böyle güzel şeylere evet, de nasip beraberinde getirmiş yani. Dedik o zaman Ahmet abi sizinle bir anlaşma yapalım biz dedik Ahmet abiyle. Siz bize manevi evlatlığınızı alın Sans olarak. O da tamam dedi. Maşallah. Size dedi özel dua edeceğim dedi. Öyle dedi Ahmet Özer abi. Çok güzel. Evet, evet abi. Şimdi ben diyelim gelmedim. Şimdi evet, bunların bir grupları var. Evet. WhatsApp grupları. Hı-hı. Şimdi olay nasıl başlıyor? Evet. Şimdi biz bir şey yapılması gerekiyor. Biz hiçbir abiye bunu yap demiyoruz. Veyahut da bir abi bazı şeylerden dolayı sohbeti canağını bir hafta uzattı. Çok ayrıklarına da dayanamıyoruz biz abilerin. ama bu abi de her zaman
halin hatırını sorup buraya getirmemiz lazım yani. Evet. Ama biz bunu gel demiyoruz. Biz bunu iltifatlarla, şiirlerle. Güzellikle. Evet, güzellikle. Ama şiirlere bak. Şimdi biri giriş yapıyor. Evet. Genelde girişi Cafer abi yapıyor. Evet. Şimdi bir örnek mesela hemen oradan alalım. Ben mesela buradan bir örnek verelim. Gelmeyen bir abimiz için. Evet. Bu. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Mesela bir abimiz isteği vardı. Dedi dua etme, birbirimize dua edelim dedi. Biz de dedik ona hemen kalem aldık arkadaşlarla. Şakirt'in isteği. Evet. Gruba yazıyorlar evet. Hemen anında. Evet. Şakirt çağırdı bizi hep birlikte duaya. Yani birbirimize dua etme. Evet. Şakirt çağırdı bizi hep birlikte duaya. Dedi haftada ihtiyacımız var. Gelelim bir araya. Dua edelim isim isim ad ad dizelim sıraya. Duanız olmazsa ne öneminiz var? Yazılsın buraya. Bu ayet-i kerime yani. Evet. Şakirt'in hali. Yani Şakirt'in hali. Şakirt bu ya kaynar fakur fokur. Uzaktan bakan bilir hali tavrı vakur. Kimse bilmez onu içinde neler dokur. Yalnız başına İzitlere meydan okur. Şimdi yalnız bu ortak yazılıyor olamaz mı? Bir kişi yazıyor bunu. Yani yok yok herkesin katılımı var. Oraya nasıl oluyor? Şimdi bana oraya geldi. Evet. Şakirt'in heyecanı. Şimdi bizdeki Şakirt'in tasviri kalan Şakirt'in heyecanı. Der Şakirt bana hizmet bir aşktır. Hizmet yoksa bana her şeyi meşakkattır. Vazife olunca sormaz şu an saat kaçtır? Ücret zamanı gelince hep geride utan kaçtır. Ya çok dehşet şiirler ya. Ve yani bunları böyle Sevgi Mümteni diye bir şey var. Edebiyatta yani onlara benziyor. Ya basit gibi görünüyor ama çok etkileyici, güçlü söylenemeyecek cümleler. Evet. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum yani. Devam edin. Zaten sırayla gelecek. Onu en sona mı bırakacaksınız evet. O hiciv kısmını? Evet oraya geleceğim. İşte hicivleri var. O çok tatlı. Onu duymamak lazım. Evet. Yani, bu aşamaya geçmek Onu sona bırakacağım. Sağlı sollu vuruyorlar. Evet. Adam çünkü güzellikte. Tabii önceki hepsi güzellikte. Evet. Sağdan soldan vuruyorlar. En sonunda karşı taraf diyor ki tamam geliyorum. Vallahi geliyorum. Şimdi Hoca Efendi'nin bize bu sene üçüncü kitabı oldu. Bir tane de İmtihanlar Kuşağı'ydı Hoca Efendi'nin. Şimdi İmtihanlar Kuşağı'nı okurken ben bir şey yaptım dedim Hoca Efendi'ye yani bir şey olsun. O anki duyguları ilgili bir şiir. Şimdilik okuduğum İmtihanlar Kuşağı hakaretler gördük. Olmadı kimsenin uşağı. Olmadı kimsenin uşağı. Küfrettiler ama vurmadık belden aşağı. Merhametsizler, zalimler gider baş aşağı. Duyguya bak ya. Çok duygu yüklü değil mi? Evet. Şurada yine bir dörtlük daha var. Uzanı tarzı bir yer. Öyle. Zaten o coğrafyadan geliyor. Ya, Maraş'ta çok ama uzanlar çıkıyor. Evet. Mahzun-ı Şerifler. Evet. İmtihanlar kuşağını okursun. Akla ilmi girmek dokursun. Aşk şefte fokur fokursun. Ayaktasın dimdik vakursun. Hoca Efendi bize çok şey verdi burada. Yani imtihanlar kuşağı. Evet. Onunla bizi ayakta tuttu yani. Evet. Ayaktasın, dimdik, vakılsın. Evet, abi. Evet. Devam ediyorum. Geliyor, defter dolu. Evet, dolu evet. Daha neler var neler orada hepsini bilmiyorum. Yetiştirebileceğiz evet. Mi ama bayağı şey var orada. İçi ilim irfanla dolu, gittikleri yol hak yolu. Aklı irfan, kalbi imanla dolu. Ya Rab bunları sen koru. Allah arkadaşlarımıza dua. Allah hepinizi muhafaza etsin inşallah. Aklıma geldikçe yazıyorum size. Hakkınızı helal edin, kızmayın bize. Her şeyin en güzeli yakışır size. Ah buyurun size örnek olmak neyimize? Ama WhatsApp mesajı olarak gidiyor değil mi? Evet. Yani? Grupta yazışıyorlar. Grupta yazışıyorlar. Evet. Kutluyorum hepinizin 3 ayını. Duada unutma fakirin payını. Kitabını, cevşeni unutma içerken çayını. Şimdilik burada kesiyorum kardeşler yayını. Geç vakit oldu. Evet. Çok çok içten ya. Yani çok samimi. Burada Recep hocam giriyor.
Recep Bey bizim aşçımız. Evet. İnşaat mühendisi olarak arkadaşımız. Aşçımız. Maşallah başkanım, size kızmak bizim ne haddimize. Gerek yok başka söze. Zira her söylediğiniz dayanıyor öze. Dayanıyor öze. Evet. Dayanıyor. Şimdi yılların bir şakirt abi vardı. İşinin yoğunluğu, Allah sonra biraz müsaitsizliğinden dolayı sohbeti canana yetişemiyordu. Öyle diyelim biz. Şimdi dedik, çok kibar ifadelerle. Dedik, biz bu abimize kızsak olmayacak. Yani gel demektense iltifat edelim dedik. Biz buna şiirlerle iltifat edelim. Şimdi ne yapalım? O zaman biz buna şiire dökelim dedik. Ve her arkadaşımız... İlk şeyi siz mi atıyorsunuz, evet, abi? Evet. Şimdi ben Cafer yazmışım. Yani Cafer, Recep, Ali, herkes yazıyor. Evet. Ben önce ben başlamışım. Çok sevdiğim için. Yani çok sevgisinden emin olduğum abilere ben başlıyorum. Evet. Şey olmasın diye. Söyle bana yılların şakirdi. Ne oldu sana? 2 hafta oldu. Niçin gelmezsin bu yana? Bunu bilesin dünya bir yana, sen bir yana. Bir mazeretin mi var yoksa, ne olur söyle bana. Ama ne kadar güzel ya. Gerçekten çok tatlı ya. Recep Bey, başkanım yine açmışsın bir ayak. Şakirt dedin, o anlamıştır muhakkak. Bu hafta bizden ona olsun kıyak. Haftaya gelecekse eğer bir mangal kurak. Ona her şey hediyeler alırsın. İsim vermeden gidiyorsunuz ama. Evet. Ama o muhatabı belli. O biliyor kendisini. O biliyor. Veya o gibiler anlayacak. Gelme ihmal olmayacak yani bu. Çok güzel. Ali Bey var, Ali Bey. Haftaya mangalda Adana var. Şakir'de sohbetsiz olmaz pazar. Bu dünyada olmasın yerin dar. Şakir haftaya KM'de, KM'ye var. Kültür merkezi. KM. KM var. Cafer, bilirim sizi. Nefesiniz hizmet. Dikkat edelim. Olmasın hezimet. Bilirsiniz bu dava bize bir emanet. Mutlak pazar güne etsin bir niyet. Allah Allah. Grubun hepsi şair abi. Evet. Öyle bir yer ki. Ya burada farklı kişilere yazdıkları dökülürler. Evet. Evet. Farklı kişiler. Sırasıyla yazıyorlar. Üslup benziyor birbirine. Evet. Yani. Şimdi hiçbir şekilde ayak, o ayak dedikleri o girişi. Evet. Evet. Herkes ona uyduruyor. Yani. Ona uyduruyorlar. Evet. Recep Bey nasıl da biliyor kendini. Elbette diyecek diyecektir sebebini. Canan severiz biz onu. Aşıp gelecektir o yolu. Takılmaz dünya meşakkatine, illa geçecektir cepheyi hizmetine. Cepheyi hizmetine. Ali Bey. Ama ondan henüz bir cevap yok değil mi? Yok, o sadece görüyor. Yaklaşıyor cevap. Artık dayanacak hali kalmadı yani. Çayı içerim demli, tatlıyı yerim bademli. Şakir söyler erdemli, pazara KM'de mangal var, yetişin ha dostlar. Ama mangal da işin içine giriyor yani. Yani orayı da ihmal etmiyorlar. Evet. Hacı abi var. Kardeşlerim cömerttir. Tek dertleri hizmettir. Eminim hepsi haftaya gelecektir. Recep Bey, çay çorba değil onun derdi. Hep hizmet, daim hizmet derdi. Derneğimiz buluştuğumuz yerdi. Adana da olsa afiyetle yerdi. Orayı ihmal etmiyorlar. Evet. Adana'yı. Güzel yapıyor ama. Yo, güzel yapıyor, evet. Gerçekten bu takdire, evet, şayan. Gelmemeye küçük şeyler olmasın engel. Sonra olursun vallahi sen bir tembel. Bekleyelim. Şeyler de var. Hafif tokatlar da var, evet, yani. Tokatlar başladı tembel. Evet. Tembele yazarlar sonra cezayı mangal. Etme, tutma Şakir mutlaka sen gel. Ali Bey, Hacı abim gibi cömert, çocuklar İsmail abime emanet. O öğretmenimiz. Evet. Necat abimin aklı fikri hizmet, Recep abim yapar mangalda tavuk et. Şakir pazara gel KM'ye, kime nasip, kime kısmet. Şimdi diğerin cevabı hala gelmedi mi? Geliyor. Ha, geliyor. Recep hocam, cömertlik onların en büyük şiarı, gurbettir onların hizmet diyarı. Unuttular onlar canı, cananı ve yari, ahirette elde edecekler en büyük kârı.
Sen. Necati abi girmiş tabii işin muhatabı. Muhatabı oydu ama. Abiden pes. Haftaya gelmeye çalışacağım inşallah. Bu kadar. Evet bu kadar. Bir şey diyecek bir şey bulamamış. Evet Hüseyin abim yazmış. Necati abi oradan bir kanki bulursun inşallah. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tek de gelme. Evet. Tek, geleceksin tek de gelme, ama tek de gelme. Tek, birini de al da gel. Bir de birini de bul da gel. Benim hacı abim var, sen de bir hayır ha bul. Etkar. Recep hocam gelmeye etmişsin inşallah niyet. Sen bu niyetinde inşallah sabret. Bu niyeti ilahiye daima sen şükret. Nasipse bu hafta yiyelim mangalda et. Bir son sonu oraya sırada bir mangal oluyor. Yani. Mangal etleri. Evet hocam mangal. O şeylerinde mangal var. Ali Bey, Hüseyin abim ilhamlar ile çağladı Hüseyin abimiz. Sinan abim bekarlıktan ağladı. O zaman, bekardı. Bekardı Hüseyin abim. Rıfat abi flaşları bağladı. Necati abi flaşlar da kamera. Kameraları bağladı. Cezayirleri anlatıyor. Evet. Rıfat abim flaşları bağladı. Necati abimiz de KM'de yürekleri dağladı. Geldi. Bu sefer ben araya giriyorum. Recep hocam maksat hasıl oldu. İnşallah sözler mutlak yerini buldu. Şeytanın oyunları artık son buldu. Affet şakirdin bizi bu kul mecburdu. Yani yazmaya mecburdu. Evet. Gelmeyince. Yani, evet. Çok ama güzel bir taktik değil mi? Yani kesin. Gelmiyorsun. Çok tatlı, çok latif. Ya gruptan ayrılacaksın. bu konuyla ilgili Recep Bey, atışmanın sonu geldi nihayet. Hoş muhabbetti, burada asıl niyet. Hatamız olduysa Necati abi affet. Bilirsin sana ederim ben hürmet. 2002'nin ikinci ayının altısını yapmışız. Ondan sonra bir daha gelmemezlik yaptın yok, mı? Yok, evet. Abi, siz başka konularda da herhalde evet, yazıyorsunuz. Yazıyoruz. Yani, hayır yani bu sizin şairlik şeyi de şairlik var herhalde. Yani böyle birbirimize var başka konularda mesela da. Mesela abilerimizin yaş günler oluyor onu şiirlerle. Mani gibi. Evet kutluyorlar. Bir arkadaşımız dernek bünyesinde spor faaliyeti yapmak istiyor. Onu tebrik ediyoruz şiirlerde. Ondan sonra mesela burada spor heyecanı, spor takımı kurmak Recep Bey. Spor şeyi de var yani onun. O ben yazıyorum. Recep hocam yerinde bir düşünce spor. Evet. Tebrik ediyoruz onu. Hı-hı. Yerinde bir düşünce. Sizi tebrik ederim. Hele iş size verilince. Bekleme takıma da kur bir an önce. Doyulur mu İsmail Hoca kaleye de geçince. Sporda da yazıyorlar abi yani. Böyle bir şey yok ya. Hacı abi iyi lisanslı futbolcudur yanası abi. Hacı abi iyi oyuncudur. Benim bildiğim sahada yıldızdır. Benim gördüğüm. Hele Şakirt heyecanlanınca atlar sahaya duyduğum. Durma Recep hocam takım çıkar benim sizdiğim. Şimdi burada sahaya atlamış bizim Hüseyin abimiz. Bir gün Türkiye ile bir ülkenin maçı olurken gol atılıyor ve çok heyecanlanıyor. Ve heyecandan kendini kaybediyor. Tribünlerden aşağıya atlıyor. Hüseyin abimiz. Allah Allah. Evet onu yazıyoruz yani. Hele Şakirt heyecanlanınca atlar sahaya diyor böyle. Yaş gününü birisi kutluyor mesela diyor. Göründü uzaktan Yiğit Cafer. Zor zamanda dik duran Eroğlu Er. Gece gündüz iman hizmeti der. Rabbim bu yolda muvaffakiyetler ver. Muvaffakiyetler. Yani, çok güzel ya. Ben de yazmışım. Erdim kemali yaşa. Bir saça bakın bir başa. Galiba baltayı vurdum taşa. Allah. Şükür Rabb'e getirdi bu yaşa. Çok güzel. Evet. Çok güzel ya. Fakir çok sever sizi. Ayırmasın Allah bizi. Yapılacaklar daha bir dizi. Davranın dize düşmeden sızı. Davranın dize düşmeden sızı. Bir şey istesek bilmiyorum yani. Semavere mi? Semavere ama böyle canlı. Semavere bir şiir abi. İnşallah. Yani canım. Şimdi bizim misafirimiz oldunuz. Birlikte olduk.
Bugünün anısına böyle bir şiir. Evet. Hemen söyleyebilir misiniz yoksa? Yok. Tarz olarak herhalde üzerine çalışarak yapıyorum. Evet, çalışarak yapıyorum. Rezin şeyleri, evet. Hece şeyleri yapıyorum. Öyle şey evet. Olarak biraz... Evet. Birbirine uyaklı yapıyorum yani şimdi. Peki bugünkü hisleriniz neydi abi? Ne hissettiniz? Yani Semaver'i daha önce de izlemiştiniz. Şimdi bize konuk oldunuz. Evet. Gerçi biz size konuk olduk ama. Karşılıklı bir konuk olmadık. Semaver yani. Denilince ne, artık ne canlanıyor sizde şimdi? Onu bir öğreneyim. Evet. Şimdi esasen Semaver bize çayı hatırlatıyor. Evet. Yani çay demliği hatırlatıyor Semaver. Demlenmeyi hatırlatıyor. Yani şairane konuşuyor. Evet. Demlenmeyi işte. Hatırlatıyor. Muhabbeti hatırlatıyor. Yani. Sevgiyi hatırlatıyor. Yani bir kaynayacaksınız ama demleyeceksiniz yani. İçeriden fokur fokur evet, kaynayacaksınız çayı ama demleyeceksiniz. Ya. Evet. Yani Semaver programı hakikaten yani uyuyan aslanı uyandıran bir program. Allah razı olsun. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Allah razı olsun. Ehli dünya basit şeyini ortaya çıkarıyor. Onunla bir şey kazanıyor yani. Evet. Ama bizler de Semaver programı gibi arkadaşlarımız yaptığı programlarla güzellikler ortaya çıkacak. Evet. Bununla bu toplumlara faydalı olmaya çalışacağız. Vallahi kısacası ben şunu söyleyeyim. Yani biz insanlara biraz ümit olalım. Evet. İnsanların yüzünde bir tebessüm olalım diye yola çıktık. Evet. Ama bugün sizi dinledikçe ben ümitlendim. Hani kesinlikle. Zaten ümit de vermeye değil, sanki bugün ümit almaya gelmişiz gibi oldu. Tabii her zaman zaten öyle. Karşılıklı yani, bir şey oluyor. Yani. Biz de doyuyoruz. Yani biz de yılmamışlar, evet. Bıkmamışlar, evet. Ellerini taşın altına koymuşlar. Evet. Ve bugün akşamki ortamı gördünüz yani. Harikaydı. Ne kadar güzel, harika bir ortamdı. Evet. Hepiniz ümit doluydu sizler, evet. Abiler, herkes. Ben hepinizi takdir ediyorum. Yani iyi ki varsınız. Çok iyi bir birlikteliğiniz var. Rabbim o birlikteliğinizi bozmasın. Abi, sizler güzellik taşıyıcısınız. Allah razı hakikaten. Olsun. Çünkü siz buradaki belki basit gibi görünen, belki hiçbir şey ifade etmeyen şey gibi görünen şeyleri kullandıkça, açtıkça güzel şeylere kapı aralayacak bence. Daha güzel olan dinamiklerimiz var. Onların ortaya çıkması vesile olacak. Şu anda bizi izleyen değişik kıtalardan, Amerika'sından, Türkiye'sinden, Afrika'sından, her taraftan bizi izleyenler olacak. Ama çoğunluğu Türkiye'den. Çoğunluğu Türkiye'den. Bu arada bizi izleyenlerin çoğunluğu Türkiye'den. Bunları duyunca ben o insanların farklı duygular içine gireceğine inanıyorum. Evet. Yani bitmedi bu iş. Evet. Bu iş devam ediyor. Dostluklar devam ediyor, kardeşlikler devam ediyor, birliktelikler devam ediyor ve biz de bunu inşallah ekrana taşımaktan gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, geldik sizi dinledik. Bir sans var artık biliyoruz. Sans'ta çok güzellikler var, onu da artık bütün kardeşlerimize duyurmuş olduk böylelikle. Yani hepinizin eline sağlık diyorum. Yani biz bütün kardeşlerimizi çok seviyoruz. Türkiye'deki, dünyanın dört bir tarafındaki. Şu andaki özgürlükleri olmayan, ailelerinden koparılan, evet. Çocuklarından koparılan ve dışarıda olup da hakikaten kimsesiz kalan, annesiz babasız kalan, işsiz kalan, ondan sonra hizmet etmek isteyen ama yapamayan yani zor durumlarda arkadaşlar hepsini çok seviyoruz. Onlara dua ediyoruz. Bizler onlar için varız. Hakikaten onlar Allah için varız. Allah razı olsun. Bizler onları çok seviyoruz. İnşallah Rabbim bizler onları utandırmasın yani. Aynen. Onlar da ümit var olsunlar. Bu imtihanlar Allah'ın izniyle geçecek. Ama sevabını bırakacak. Evet. Geriye o kadar. Evet. Allah razı olsun. Kirler varsa silecek Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Hakikaten bizler varız yani. Onlar ümitli olsun. Cenab-ı Hakk'ın izniyle, yardımıyla, tevfikiyle. İnşallah şu Ramazan Şerif hürmetine, bereketine Allah onlara da muhafaza buyursun. Allah razı olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, başka şöyle bir şey daha varsa şu an bitirecek misiniz? Evet, zahir lan sürenin sonuna geldik. Bir şiirimizi evet. Daha alıp. Abi ben şöyle kendime şey yazdım. Ben sans hizmet gönüllerinin
haftalık antları diye. Evet. Haftalık şey. Antları. Evet. Ben gönüllü bir hizmet ereyim. Hizmette ileri, ücrette gireyim. Düsturuna uymaya. Pazar günlerimi hizmete, en azından pazar günlerimi hizmete ayırmaya. Çünkü biz arkadaşlarımız dedik, haftanın sadakası pazar günüdür. Günlerin sadakası pazar günü olarak. Arkadaşlarımıza bunu, pazar günlerimi hizmete ayırmaya. Hizmetimi her şeyin üstünde tutmaya ve zamanında gelmeye, ihmal etmemeye. Ant gibi bir şey var. Kardeşlerin morallerini üstün tutmaya. Onları yalnız bırakmamaya, yani burada onların suizanlarını yapmamaya, yani evet, böyle çok güzel ya, yapmamaya, daima hüsnü zannetmeye, kalbini kırdıklarımla hemen helalleşmeye ve sürekli hizmet etmeye, heyecanlı olmaya, günahlara kapalı, sevaplara açık olmaya, verilen vazifeyi bir yakın hemen yerine getirmeye, namazlarımı hangi şartlarda olursa olsun ifa etmeye, hayırlı arkadaşlarımı teşvik etmeye, onlara dua etmeye, çeteleri unutmamaya, en az haftada bir defa bölgedeki abla ve abilerime dua etmeye, Kur'an, Cevşen, Risale ve Pırlanta okumayı ihmal etmemeyi, yine kitaplara açık olmaya, kafama koyduklarımla ilgilenmeye, yani evet, böyle imanlı olması için, Allah'ı tanıması için, yani kafama koyduklarımla ilgilenip onlara dua etmeye, küskün olanlara sulha kavuşturup hizmet ettirmeye çalışmaya, samimi ve ihlaslı olmaya, her abi ve ablanın vazife taksiminde destek olmaya, hiç kimseyi vazifesiz bırakmamaya, derneğimizi yaşatmaya, çalışmada yeni usuller ve yöntemler bulmaya. Hizmetin düsturları. Evet. Hesap verme konusunda çok hassas olmaya, hizmet ellerinin fikirlerine saygılı olup onları dinlemeye, onları başımın üstünde tutmaya, hizmete gelirken bir asker edasıyla disiplini içerisinde gelmeye, hizmet eri samimi insandır. Hizmet eri dürüst insandır. Hizmet eri çalışkan insandır. Hizmet eri imanlı insandır. Hizmet eri hassas insandır. Hizmet eri temiz insandır. Hizmet eri gayretli insandır. Hizmet eri ümitli insandır. Hizmet eri terbiyeli insandır. Hizmet eri mütevazi insandır. İnşallah. Hizmet eri güvenilir insandır. Hizmet eri ihlaslı insandır. Hizmet eri beklentisiz insandır. Hizmetleri aşk ve sevdalı insan. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Hitamı misk oldu yani. Koca bir cilt kitabı bir şiire sığdırmışsınız. Yani sürçülisan etmişsin. Estağfurullah. Çok sağ olun. Kafa şişirmiş. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi. Bizi ağırladınız. Çok güzel şekilde. Evet değerli izleyiciler, iftar sonrası bir sohbette de gene sizinle beraber olduk. Dediğimiz gibi çok değerli Cafer abimizle beraberdik. Evet Rumi Bey, ne diyoruz? Ne diyoruz? Bir sonraki Ramazan muhabbetlerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.